gülersen gidip külliyede çekim yapabilirsin. Aynen. Hiç mesela podcast'i yani sarayda yapmak istemez misin? Çok isterdim ya. Çok güzel olur. Altın varaklı koltuğumuz olsun istemez miydin? İsterdim abi. Ben de çok isterdim. Ben hayır demezdim böyle bir şeye. Yani. Umarım böyle bir şey yaşatırlar bize. Dombrayla açılış müziği. Of. Bence güzel olur güzel yani. Güzel olurdu baya. Ben hayır da buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na bir çağrıda bulunmayalım seni abi. Seni çok seviyoruz. Gerçekten. Umarım bizi davet edersiniz. Bu çağrıyı yaparken nabzın hızlandı değil mi? Gerçekten nasıl bildin bunu? Gerginlik. Bak hiç kimseden çekinmedim bugüne bak, kadar. İki saattir terlemiyorsun şu an. Şu an terlemiyorum. Boncuk boncuk. Tabii biraz. Dur. Senin level'ın 6. Benim mı? Level'ım 6. Aynen. 100 üzerinden 6 aldık. 6 aldık. Karne günü. Karne günü. Evet. Sen burslu okumuştun değil mi moruk? Ben burslu okumadım. Sen burslu değil miydin ya? Burslu'dan burssuzdan bursluya döndüm. Ha sonradan sen burs kazandın. Aynen. Ha. Ve bunun için arkadaşımla beraber burslu olmak üzerine bir film çektik. Ve ondan sonra verdiler bursu. Ciddi misin? 3.49'a kaldım. 3.50 ile geçiliyordu zaten. Tamam. 3.49'a kaldım diye bir film çektik. Aa güzelmiş. Aynen. İyiymiş, iş görmüş. İş gördü. Süper ya, sevindim. Ben de... Hocalardan bir tanesi bir not yükseltti bu film için. Ben de bursumu almış oldum böylece. Aa güzelmiş. Aynen. Bak, her hoca böyle bir kral davranışa girmez yani. Uğraştık bayağı mı? Ha, iyi değmiş. Evet. Güzel, sevindim. Ben burslu girdim abi. Ben ilk iletişime girdim. Hı-hı. Burslu kazandım. Sonra yarı dönemde iletişimi bıraktım. Tabii... Aileme söyleyemedim, tamam mı? Nasıl söyleyeceksin abi, şimdi burslu kazanmışsın. Okul dünya para. Yarı dönem evden her gün çıkıp okula gider gibi. Çıkıp böyle kafelerde kitap okuyordum akşama kadar. Sonra eve dönüyordum, tamam. Annem diyor ki işte okul nasıl geçti falan. Aa iyi geçti falan diyorum. Ondan sonra sınava girdim tekrar aynı dönem. Sonra güzel sanatlar yetenek sınavı. Ondan sonra orayı da burslu kazandım. Sonra aileme söyleyebildim. Yani ben okulu bıraktım. Merak etmeyin, başka bölüm kazandım diye. Öyle bir bursluluk maceram oldu. Ama sen sonradan böyle bir mobbing falan gördün mü burslu olduğun için? Evet gördün ya. Bursluysan zaten ezilen taraftasın direkt. O mobbingi kimden gördün? Öğrencilerden mi hani böyle bir... Bence okul ortamında birleşip hocalar hepsi birlikte iş birliği yapıyor gibi. Öyle hissettim. Ben öyle sana hissettim yani. Bir kıllık var bu işte dedim yani. Normal değil. Zaten hani ilk üniversite yıllarında bir hazırlık bölümü diye bir kısım oluyor ya, hı hı, İngilizce eğitim gördüğün. O kısımda bence bayağı bir problem var. Neden? Nasıl bir problem var? Yani orası tam bir ticaret anlamında evet, yapılabilecek. Böyle yok de orijinal kitaplar aldırıyorlar, kitapların orijinal mi diye bir kontrol etmeler, evet, falan saçma sapan. Evet. Doğru hatırlıyorum ben de. Hatırlıyorsun değil mi o dönemi? Ya o dönemde çok tuhaftı yani. Evet doğru. Böyle bir şeyi vardı. Biliyorsun şimdi yakın dönemde, bugün pazar değil mi? Evet. Bugün YKS sınavı yapılacak. Başarılar. Bütün genç kardeşlerimize başarılar. Z kuşağına mı? Z kuşağı mı oluyor bu? Kaç kuşak oluyor? X, Y, Z. Z'deyiz artık. Z'deyiz. Bundan sonraki kuşağı ne diyecekler? Onu da bilmiyorum. Döneceğiz yani başa yine. A mı olacak yani? A, B, C, D. Peki böyle genç tayfaya şimdi sınava girdiler. Sonra tercih yapacaklar. Ben onlara öneride bulunabilirim bu konuda. Tamam. Ya. Nedir abi önerim? Önerim şu. Hayat uzun soluklu, hı hı, ve hiçbir şeyin sonu değil. Ya sen kazanamayacakları üzerinden hareket ediyorsun. Yani ama %90 küsürü kazandıktan herhalde sonra da devam ediyor ki bu yine stres. Tabii. Yani kazandım deyip hani salamıyorsun bir şekilde. Peki şeyi tavsiye eder misin? Hani bir özel üniversiteye, bir vakıf üniversitelerine gitmelerini ya da bunun yerine hazırlanıp bir sene sonra bir devlet üniversitelerine kayıt yaptırmalarını falan tavsiye edersin? Bence okul sosyal bir ortam. Hı hı. Vakıfta olmaları onlar için artı eksileri var. Hı hı. Yine devlet okullarında yine artı eksileri var. Nedir mesela? Ben özel üniversitede okudum. Özel üniversitede zorlama var. Hani bursluysan eğer senin üstüne geliyor hepsi beraber. Evet. Yani bursunu bir... alacağız. Bütün paranı alacağız. Evet, evet. Ya ben şöyle bir şey, 3. sınıftaydım. Biliyorsun bir soruşturma geçirdim ben 3. sınıfta. Bir, evet, hocayla, hocayla da değil aslında, hocanın egosuyla bir kavga ettim. Hı hı. O dönemde şimdi aramız bozulduktan sonra soruşturma açtırdı falan. Bölüm başkanının gelip bana şu cümleyi kurduğunu hatırlıyorum. Evladım dedi, sen dedi burslu öğrencisin ya dedi. Biraz dedi hareketlerine dikkat edeceksin dedi. Pardon hayırdır hocam. Hani
Ya orada bir şey var. Öğrenciyi böyle burslu öğrenciyi hani sadaka verdiği dilenci gibi görme eğilimi evet. var. Halbuki şöyle bir şey vardı. Benim durumumda farklı olarak ben o bursu YÖK'ten alıyorum. Evet. Başarı bursuyla giriyorum zaten. Ama yani hocalar böyle bir aklını kaçırmış durumdaydı. Yani zaten burslu olmanın da çok bir faydası var mı? Var. Bir okul parasını ödemiyorsun. Tabii büyük fayda abi. Ama yine de ekonomik paralı açıdan sen. Zorlanıyorsun. Çünkü yine oradaki yani içerideki dönem para da Tabii. Yani anladım. Okuduğum bölümle de ilgili mesela mimarlık öğrencileri çılgın paralar harcıyorlar evet. maket yapmaya. Biz aynı şekilde film çekmek evet. için uçuk kaçık paralar harcıyoruz. Ya da ne bileyim grafikerler sürekli işte bilgisayar bilmem ne ekipman yeniliyorlar. Onlar zor ama hani hukuk okuyorsan kitapların belki biraz pahalıdır. Ben sınava girenlerden sürünerek girenler var bir de. Gördün mü onları? Hayır görmedim. İşte yetişemiyor falan. Koşuyor. Aa, evet, evet. Ya bacağım. Abi zaten girisin yokmuş senin ya. Girmesen mi acaba? Bu bir işaret mi yoksa? Aynen. Şeyi tavsiye etmiyorum kimseye. Özel üniversiteleri tavsiye etmiyorum abi. Hı-hı. Avantajlarını da. Ben mesela şey çok kanmıştım. Film stüdyoları var. İşte kameraları var. Bilmem neleri var. Abi kameraları yani stüdyolarını kullandım eyvallah da. Kameralarını kaç kez kullandık yani? Vermiyorlar. Zaten vermiyorlar böyle hani. Çok zorlaman lazım. Ya uğraşıyorsun. Bir de tamam. orada kameraları veren dallamanın bir ton afrasını tafrasını çekiyorsun falan filan. Böyle saçma sapan şeyler vardı. Evet. O yüzden ben... Bence bu paylaşımcı olma konusunu çözmemiz gerekiyor. Ya orada abi şey kraldan evet. çok kralcı var ya yani işte bir tribe girmeler falan. Evet. Değil mi? Hoş değildi ya. Ben kesinlikle ya, tavsiye etmem özür dilerim. Ya bundan bir bak olmaz vermeyelim buna falan. Ya aslında acaba? Bunu söyleyebilecek bir pozisyonda değil oradaki hiç kimse. Evet. Hocalar dahil olmak üzere. Çünkü şöyle bir şey var. Ben eğitim aldığım hiçbir hocamın filmini izleyemedim mesela. Göstermediler filmlerini. Sakladılar hep. Neden acaba? Neden acaba? Yani niye? Abi bana tamam eğitim vereceksin bilmem ne. Tamam sen ne yaptın geçmişinde? Bir referans istiyorsun bir, evet. sen benim anladığım kadarıyla. Evet evet istedim o referansı alamadım abi. Alamazsın. O yüzden. Daha çok alamayız. Daha çok alamayız yani. Meğerse o alınmıyormuş aynen. abi. Onların sadece adı işte profesörmüş bilmem neymiş yani aslında. Öğretmencilik oynuyorlarmış evet. onu anladım yani. Belki biraz sert konuşuyorum ama. Yaşam zaten bir tiyatro bence. Evet ya onlar da iyi oyuncular. Ben şeyi de gördüm. İleriki hayatında mesela sanki hala bir lisede devam ediyormuş tavrı yok mu? Ya bir hani tane mesela... hocadan şöyle bir cümle duymuştum. Çok haklıydı. Özel üniversite için böyle kampüsün dışında sigara içiyoruz beraber. Adam şöyle bir laf etti. Oğlum dedi burası dedi bilmem ne dershanesi Bornova şubesi zaten ya. Dedi, üniversite falan değil burası dedi. Yani adam haklıymış sonradan anladım yani. Vakıf üniversitesi özel üniversite tavsiye etmiyorum. Eğer çok başarılılarsa abi nasılsa burs veriyorlar falan. Abi git başka bir şehirde oku. Evet daha iyi bence. Biraz sürün. Daha güzel, daha iyi eğlenirsin. Daha güzel böyle tadını çıkarırsın falan. Ama bizim okulda şey vardı ya. Ne vardı? Taşlardan müzik geliyordu. Bak o çok iyiydi. Ha evet bir zaten şeyde ekşi sözlükte falan bir entry'de evet. olumlu şey o vardır aynen. herhalde. Taşlarından müzik geliyor. Aslında birazcık da şey gibi. Deli hastanesi gibi. Ya evet ya ben şeyi anaokuluna benzetiyorum orayı ya. Abi zengin çocuğu eğleme merkezi ben yani orası. 4 sene dışında... 5 sene güzel geçirir sana. Yani hani güzel geçirir neye göre ne kadar? Mesela devlet üniversitesinde... İşte çok güzel geçirir. Hani... yani güzel evet. O açıdan geçirir. sen diploma cap törenine falan gittin mi? Gittim de yani çok şey... Randıman alamadım. Ben hiç gitmedim abi. Hissettirmedi yani. Çünkü artık hani son sene iyice okuldan sıtkım sıyrılmıştı. Nefret böyle, gelmişti. Keşke gitmeseydim bu arada. Hani ben keşke dediğim oldu yani. Direkt gitmedim abi. Aynen. Onunla ilgili... Esas güzel olay şu, bir arkadaşım söyledi. Bir de şey, burslu olunca hani buna yardım ettik gibi çıkartıyorlar ya. Öyle mi? Bence o hissi verdi bana biliyor musun? Ha, o şeyi mi? Hissettim. Aynen. Burslu olduğunu söylüyorlar hani, mı şeyde? Biz adam ettik ya bunu falan. Ha. Hocaların böyle gelip tokalaştığı tamam. falan kısım. Daha çok iyi iş yaptınız sana. Ya hadi oradan hoca. Daha yeni başlıyoruz ya. Ya işte onların skalasına göre iyi iş yapmış oluyorsun evet. abi. Çünkü onların hiçbir işi gösterilebilecek işler olmadığı için. Evet. İyi yapmış. Ben şeyi takıntılıyım orada. O diplomayı rulo yaparak veriyorlar ya. Bir şey söyleyeceğim. Boş verdiler bu arada. Gerçeğini vermediler. Sahte değil mi onlar? Aynen. Bir de yani onu almak için para veriyorsun. Diplomayı bir de üstüne aldım. Senelerce millet para veriyor zaten. Vakıf Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Ya o çok kötü bir şey ya. Ruhla yapıp sana kağıt şok. Veriyor. Sok bunu diyor. Artık adamın niyeti o yani. Aynen. Bir de çok artık her bölümden bir ton mezun var. Evet. Yani bilmiyorum. Şey vardı ya hani o dönem okulda işte arka tarafında
zengin kafeleri vardı. Evet evet. O kafelerde işte yenide içilir. Araba anahtarı konulur ve kızlara bakılır falan. Tiki sandviç. Tiki sandviç. Abi çok çirkin bir ortamdı ya. Devlet okulları daha şey. Yani oradaki arkadaşlarım hep daha çok eğlendiler benim. Yani. Allah Allah. Daha bir tadını çıkardılar üniversite hayatımın yani. Hani bu arada ben çıkardım tadını. Sen çıkartamadıysan ben seni yeni de çıkarmış olurum. Çok teşekkür ederim abi. Beni çok rahatlattı. Abi yok ben tadını çıkarmadım ya. Benim hep kavgayla geçti oğlum okul hayatım. Aa. Hep böyle yani mücadele, kavga dediğim mücadeleyle geçti. Ya hocalarla mücadele ettim ya okulun sistemiyle mücadele ettim. Ya düşünsene. Onun sebebi bence sen benden daha bilinçliydin belki de o. Belki de. Aynen. Evet. Ben ne olduğunu anlamıyordum ve yapmam gerekeni yapıp çıkıyordum. Ben işte o hep benden çalıyorlar hissinden bir türlü kurtulamadım. Ama bunu da şöyle ispatlarım. Anarşist misin oğlum sen? Anarşistim abi. Ben içim anarşist yani. Oportunist ve anarşist. Zaten sinemacı anarşist olur ya. Yani hani parayı bulana kadar. Parayı bulduktan sonra öyle olmuyor. Ya şöyle bir şeyden ispatlarım sana. İsim vermeyelim. Biliyorsun sen de tanıyorsun. Bizim üniversitede lise mezunu hocamız vardı. Evet. Yani normalde bir üniversitede ders verememesi, not verememesi gereken biri lise mezunu. Yani lise mezununu aşağılamak için söylemiyorum ama üniversitede ders vermen gerekiyorsa. Bir kişinin daha diploması yok diyorlar Türkiye'de. Ha bir de şeyi söyleyeceğim sana. Bu şimdi kayıt dönemleri başlayacak ya. Hı hı. Öğrencilerin tercih dönemleri başladığında evet. Şimdi bütün öğrenci kardeşi okuyacak, tercih yapacak kardeşlerimizi uyaralım. Özel üniversitelere gittikleri zaman böyle açık büfeler oluyor ya. Evet. Abi onlar sadece o kayıt döneminde var, sonra yok. Sonra kaldırıyorlar onları. Aynen. Çok yemek var diye gitmeyin yani. Onu böyle, sebiller falan oluyor abi işte. Nescafe'ni evet, dolduruyorsun doğru. Hatırlamıyor musun onları? Evet lüks bir otele gitmiş gibi aslında. Tabii tabii yani aynen. Sürekli gün içinde okulda gezerken abi bir yerde durup hemen çayını kahveni alıp devam edebileceğin gibi. Oğlum, vakıf üniversitesi aslında uzun soluklu bir 5 yıldız otel tabii, tabii. Kıvamı bak, var. Çok doğru benzetme ya evet. Bu gerçekten. Ama o şey yani işte hani oraya kayıt yaptırana kadar. Kaydı yaptırdın artık. Hani muhasebede içersin çayı yani. Onu verirlerse. Yok başka yerde vermezler çayı yani. Şey var abi. Burs almak için okulun yazılım sistemini hackleyip sonra da kendine burs verip evet, sonra evet. Kendini aldıran çocuk. Evet öyle bir çocuk vardı. Evet. Bence ya ama işte sonra okul alıyor ya bunu. Sen çok akıllıymışsın gel bakalım. Akıllı da ahlaklı değil be abicim. Yani. Ama ahlaksızlar bu işte. Değil mi? Ahlaksızlar hep bir adım öndeler yani. Aynen. Belki biz de öyleyizdir de şey kendimizi evet, çok kendim. Ahlaklı zannediyoruzdur. Ahlak konuşmayalım bence. Bence de konuşabilecek son insanlar olabiliriz. oradan yürüyemeyiz ya mümkün değil. Peki öğrenci profili? Öğrenci profiterol bence öğrenciler. Pahalı. Pahalı. Ben şeyi hatırlıyorum ya mesela sabah 9'da derse şey gelen... Full porselen makyajla gelen kızları hatırlıyorum. Hatta bir tanesini böyle daha ilk yılımdı. Böyle arada bir keserdim tamam mı? Hoşuma gidiyordu. Böyle çekici bir yüzü vardı kızın. Abi bir gün sabah makyajsız gördüm kızı. O kızın o kız olduğunu anlamam yaklaşık bir 15 dakika falan sürdü yani. Zaten sürekli farklı makyajlarla gelip seni kandırmaya çalışan bir abi, ortam varmış. Sabah 9 ya 9'da yani 9'da porselen makyaj yapabilmek için herhalde 5'te mi kalkıyorsun? Ne yapıyorsun yani? Vallahi çok ilginç. Değişik karakterler var. Bir de ben şeyi görmüştüm. Sırf 4 senelik okumayıp 2 senelik okuyanlar vardı biliyor musun onları? Vakıfta 2 senelik bursta okuyan bir kız oraya sadece evlenmeye geliyormuş gibi bir tavır vardı. Gibi mi? Gibi abi, değil. Şimdi yani burada şey, ya ön yargılı olmak istemedim özellikle ama böyle bazı arkadaşlar. Burslu okuyacak erkek kardeşlerimize şu uyarıda bulunalım. Ya işte özel üniversitede çok böyle tiki güzel kızlar var falan aynen. Filan. Abi o kızların hiçbirisi size bakmayacak yani onu bir kafanıza aynen. Sokun yani. Bence şey yapılabilir ama herhangi bir anahtarcıdan BMW Mercedes anahtarı alıp dilebilirim. Tabii. Yani. Ama onu sonra nasıl çözeceksin? Bir de şey dedikodu yaratman lazım. Arkandan konuşacaklar işte milletvekilinin oğluymuş falan diye. Daha o zaman evet işlerin açılır. Ben biliyorum ya bizzat biliyorum. Böyle annesi her sabah süsleyip gönderen, zengin koca bulsun diye gönderen abi, kızlar vardı. Abi bizim okulda bir tane kız vardı. Hmm. O kız da şey yapıyordu işte. Instagram'da da şey Pinterest'te kendine benzeyen kızları bulup bir profil oluşturmuş. Vay çakal. Aynen. Kıza soruyorsun neredesin falan diye. Kız diyor ki New York'tayım falan.
Kız harbiden New York'taymış gibi. Ama sonra öğrendik ki biz o öyle bir şey değilmiş yani. Oğlum nitelikli dolandırıcılık evet ya. Evet abi yani. Çok iyi. Şey gibi çiftlik abimdi. Catch me if you can olmuş aynen. Biraz o. Bence zekalar çok yüksek ama yanlış yerlere evet yanlış yere harcıyorlar ya. Hep çakallığa gitmiş akılları. Acı. Burslu öğrencinin üniversitedeki şanslı şey olabilir abi. Güzel bir kız. Sana ödevlerini yaptırmak için. Var o tipler biliyoruz şimdi. Sen bayağı ödev yaparsın. Bu arada yani 4 sene boyunca ben çok fazla kişinin ödevini yaptım. Ben de abi. Sen de? Ve şu an hiçbiri beni arayıp sormuyor. Değil mi? Bunları, abi, ben sizin için neden yaptım bunları? Ben o kadar ödevi boşuna ödev yaptım boş. Ya. İyi de yapıyordum bu arada. Ben de evet. Kendi de. Ödevlerimden daha özendiğim ödevler ya, vardı. Ödev yapmak bana koymuyordu da mesela bir fikri ben veriyorum tamam mı? Gidiyor sonraki derste o fikirle hava atıyor falan. O bana çok koyuyor daha. Fikirlerimin çalınması, emeğimi çal sıkıntı senin değil de. Senin fikirlerin çalınması üniversitede başlamış o zaman. Evet evet bana aynen. Büyük travma ya. Çok kötü. Milletin ödevlerini bile yaptık yani. Allah kahretsin. Genel hayatımızda aradığımız insanlar var mesela konuştuğumuz. Bu insanları sürekli aramalı mıyız mesela? Ha evet. Bak o konuyla da bağlantı. Ödevle de alakalı aslında. Evet doğru doğru. Şimdi mesela bana bir işim düştüğü bir arkadaşım olduğunu düşünelim. Hı hı. Ben bu adamı sürekli aramak zorunda mıyım? Abi zorundasın ya. Acı ama gerçek yani. Sadece işin düştüğü zaman. Ya mesela o işin çakallığı şey bunu. Çünkü ödevini yaptığım kızı bir daha arasam mesela işim düşse aynı şeyi bana göstereceğini düşünmüyorum ben. Ya evet o risk var. Evet. O riski her zaman taşıyorsun. Ama hani işte network'ü elde tutmanın olayı da biraz o ya. Hani yarın bir gün buna işin düşer. Evet. Hani ayda bir özel günlerde Instagram postlarına kalp falan. Bizim denk gelmemiz yani. Daha iyi bu arada mesela. Denk geldik ve hemen programa başladık. Evet sende. Evet bak kaç sene hiç görüşmedik. Görüşemedik. Yani. Ben hiç sana mesaj atmadım. Sen evet. Bana hiç mesaj atmadın. Evet abi hiç. Ama şu an bu masada oturuyoruz. Ama hani yani bizim ortak konuşabileceğimiz çok konu var. Bir de hani aynı şeyden geldik. Evet. Tedrisattan geçtik. O yüzden hani bu sıkıntı değil ama profesyonele dönük ilişkiler. Yani yarın bir gün ticari ilişki kuracağın evet. Ya da kurmakta olduğun biriyle arada bir evet kendini hatırlatman lazım. Öbür türlü çünkü çok itici oluyor. Abi beni 5 sene aramamış. Aynen. İşte arıyor kanka sende şu var mı? Yok abi bende o. Yok bizde hiç şey yok. Hiç mi yok? hiç yok abi. Ya o mesela sinir ben öyle düşünüyorum. Arada bir aramak lazım. Evet. Ha becerebiliyor musun diye sorarsan yok abi ben de. Sende becerme yok anladım. Ben beceriyorum abi. Süper. Yapıyorsan ne hala? Beceriyorum ama bence arayanlar da dikkat etmesi lazım bence bu konuda. Mesela ne yapmalılar? Geçenlerde başıma geldi bu konu. Benden biri makine önerisinde bulunmamı istedi. Aa çok var. Bu konu çok uzun bir konu. Evet. Evet arkadaşlar size makine önerebilirim ama aynısı YouTube ve Google'da var. Evet abi açın oradan bakın. Açın oradan yani. Bakın bize sormayın artık bir şey. Ben makine önermiyorum abi ben Photoshop kursu öneriyorum. Photoshop mesela. Kursu evet. Yani hani. Bu arada şey çok iyi Photoshop demişken açılmışken konu. Öveyim birazcık onları. Yeni yapay zeka ile yapılan görselleştirme. Firefox muydu? Firefox değil de Firefly. Evet inanılmaz. Ben birkaç örneğini gördüm kullanmadım ama birkaç örneğini çok etkileyiciydi. Yıllarca uğraştığım bu geliyor. Foto manipülasyon diyeceksin. Evet. Demek ki konuşmadan da anlaşabiliyoruz artık. Evet. Generate Fill olayı bayağı iyi. Yani benim yıllarca yapmak istediğim yani uğraştığım şeyi bana inanılmaz kısa sürede halledebiliyor. Ve şunu fark ettik. Mesela herhangi bir işte metal bir eşyanın üzerinde parlamayı kadar yansımaların hepsini yapabiliyor. Bu inanılmaz bir zaman kazandırıyor evet, bence. Evet. Ben de birkaç örneğine baktım. Aşırı gerçekçi sonuçlar var. Evet. Biraz ürküttü. Ürkütmesi abi bence hızımızı kazandırdı. Ya hız kazandırıyor da sen yine ona şey demedikten sonra şunu koysana abi şuraya demedikten sonra o onu yapmıyor yani. Sana sadece seçenek sunuyor. Ya, ama evet güzel yani. Kullanmadığım için çok şey yapamıyorum. Bir noktadan sonra artık şeye ihtiyaç kalmayacak gibi sanki. Kalmayacak ama yine de bir göz estetiği diye bir şey var yani. Ha, tabii onu geliştirmen gerekecek. Evet. Peki kurgu programındaki Premiere'deki karşılığını inceledin mi? Evet şu anda yeterli değil zaten. Ya ben onu da kullanmadım denemedim. Ben de sadece izledim yani gördüğüm kadarıyla. Örnekte çok etkileyici şeyler yapıyordu. Mesela işte
renk düzenlemesi yapmak Hı-hı. istiyorsun. Kod yani cümleyi giriyorsun, şöyle olsun böyle olsun diye yapıyor. Ya da işte atmosferi yaratıyor. Şuraya arka plan sesleri bul diyorsun. Evet. Sana bir sürü arka plan sesi buluyor ve seçtiğin klibin altına kendisi yerleştiriyor. O çok başarılı bir şeymiş bu arada ya. O konuda hani mesela Sound FX dediğimiz kısım Hı-hı. var ya. O kısımda inanılmaz derecede bütün gördüğün görsellerin seslerini aramaya başlıyorsun falan. Evet. Onlar da inanılmaz derece sana bir hız kazandırıyor. Çok ciddi hız kazandırıyor. Evet. Hatta şu geçen de konusu oldu aramızda. Otopod diye bir eklenti. Evet. Abi müthiş bir şey. Şu anki bot podcast'in kesimlerini onunla... Yapalım yani evet. en kısa zamanda. Artık subscription üzerinden gidiyor. Evet. Aylık $30 gibi fiyatı var. Programın kendisinden daha pahalı eklentisi ama ben çok başarılı buldum yani. Çok hoşuma gitti yani. Zaman çok hızlı aktığının farkına varmış herhalde yapay zeka. Bize bunu kazandırmaya evet. çalışıyor. Çok da başarılı çalışıyor. Evet. Bilmiyorum ben. Bence güzel yerlere gidiyor. Ama SoundFX olayı gerçekten uzun soluklu bir iş. Evet. Yani gerçekten senin o gördüğü görselin hemen altına sound'unu koyması çok evet. başarılı ya. İnanılmaz. Arayıp kendi ama hangi kütüphaneyi kullanıyor acaba? Adobe'un kendi kütüphanesinden mi çekiyor bunları yoksa? Bu konuyu araştırıp hemen döneceğiz. İnternette mi şey yapıyor? Bu konuyu araştıralım abi. Bir bakalım evet. ben de bilmiyorum. Çünkü şey önemli abi. Eğer royalty free bir şey kullanmıyorsa Ha, public evet. domain değilse kullandığı sanatçılara sesler. Sanatçılara birazcık emek hırsızlığı olmuyor mu bu aslında? Sen fena patlayabilirsin yani. Aynen. Çünkü müzik falan da seçiyor alta. Evet. Ya bu müziklerin zaten hepsi stok müzik. Stok müzik de hani onun telifi kime ait? İşte veriyor mu onu? Evet. Yani yayınladığın zaman iki gün sonra başın belaya girmesin. Abi bu gizlilik olaylarına ne diyorsun peki? Gizlilik. Seninle konuşmuştuk. Çok hatırlıyorum. Telefondaki gizlilik olayı. Ha evet. Konuştuğumuz her şeyin dinlenmesi. İşte. Yaptığımız hareketleri. Bu arada Black Mirror'ın yeni bölümü çıktı. Çıktı ve izlemedim daha ne olur spoiler verme bana. Vermeyeyim mi? Verme. O zaman öteki bölümde Black Mirror konuşalım. Evet. Öteki bölümde konuşalım onu. Aynen. Yani daha izlemedim çok da merak ediyorum. Aşırı başarılı. Şeyi gördüm kapakta. Selma Hayek'i gördüm. Evet. Çok da sevdiğimiz bir oyuncular, karakterler, yaratılan atmosfer inanılmaz. Ve düşündüğümüz bütün fikri yapmış adamlar. Hadi ya. Evet. Tamam dedim ya. Çok güzel. Çok başarılılar. Çok şey oldum öyle. Çok merak ediyorum ben de. Evet. Şey yok değil mi bunda? Bandersnatch gibi interaktif müdahale edebildiğin falan bir durum yok. Ondan tamamen uzak böyle daha bir şakacı bir tavır gördüm ben. Ha. İzleyince anlar spoiler vermemiş. Tamam verme. Evet ona bir bakayım. Ama bu bir sonraki konuyu konuşalım bunu. Evet, tamam. Evet. Mahremiyetimiz kalmadı. Mahremiyetinin olmaması gerektiğini düşünüyorum artık ben de. Zaten bundan çıktık. Ya biz çıkış aşamasındayız yani. Biz geçiş döneminin çocuklarıyız. Evet. Bunun sancılarını çekiyoruz. Yani hani belli şeyler bize utandırıyor hala. Hı hı. Ama bundan iki kuşak sonra yani düşünsene teşbihte hata olmaz. Bundan 100 yıl sonra doğmuş bir çocuk diyeyim. Hadi senin üzerinden örnek vermeyeyim. Hadi vermeyeyim abicik. Annemden örnek vereceğim yani. Hoş olmaz. Yani bütün anneleri babaları. Abi çocuk işte atıyorum 2090'da doğmuş. Annesinin OnlyFans hesabı var. Babaannesinin OnlyFans hesabı var. Hani bu çocuğun utanma kavramı, utangaçlık kavramıyla ilişkisi bizimki gibi olmayacak yani. Bununla ilgili konuşan OnlyFans modeli yorumda bulunuyor. Ve şey diyor, Ferrari'sine bindiği zaman düşünsün bunu diyor. Güzel. Güzel abi işte. Yani, her şey para mıdır? Yani artık o yere gidiyoruz yani. Evet. Her şeyin para olduğu bir çağa gidiyoruz. O yüzden bilmiyorum. Bence artık gizlilik diye bir şey kalmayacak. Gerek de kalmayacak. Mesela evet. işte herkesin telefonunda vardır ya da herkesin yoksa da bazılarının vardır diyelim. Nude fotoğrafları var herkesin, tamam mı? İşte ona gelen var, onun gönderdiği var. O zaman birbirimize atalım mı? Abi arzular şelale, herkes paylaşmış nude'ları. Gruplara atalım bütün nude fotoğrafları. Yani, ortalığı bozalım. Artık bu az önceki konuyla da ilintili. Şimdi Firefly ile bilmem ne yapay zeka ile bu çok gerçekçi yapılabiliyor. Mesela Firefly senin cinsel organını kullanıyor mu mesela? Yani alıyor mu? Yani mesela kullanabilir yani. Bence de kullanabilir. Yani hani kullanabilir, onay verdiğim için vermiyorum ama. Yani oldu ki kullandı ya da birisi benim kafamı Photoshop'ladı, işte başka bir vücuda entegre etti bilmem ne. Zaten şu anda oyuncular çoğu bunları lisanslayıp pazarlama tekniğine girdiler. Ya artık ona da gerek kalmayacak ki. Yeni düşünsene. Karakter yaratabiliyor zaten. Tabii sıfırdan bir karakter yaratabiliyor yani. Ben işte senin kafana alıp başka tip bir vücuda entegre edebildikten sonra. Ben buna kızmıyorum. Sadece kızdığım konu duygu durumlarımızı kontrol altına almış olmaları. Evet bu daha tehlikeli. Yani benden bir tane var hissini kaybediyorsun zaten. Tabii. Ya zaten senden artık çok var. Sen evet çok var ve şey olmayacak artık hani ben kavramı
mı artık erozyona uğramaya başlayacak? Çünkü herkes her şeye açık. Aslında biz uzaya çıkarız böyle. Bir şey gerçek mi sahte mi artık bunu bilmiyoruz ama daha da önemlisi tartışma ihtiyacı da duymuyoruz. Böyle bir gelecekte yaşayacağız. O yüzden çok da önemli olmayacak yani nude'ların sızmış sızmamış. Sen de ben görür müyüz acaba bunu ya? Görmeyiz diye düşünüyorum. Ya. Görmeyin. Bu gözler bunu görmesin artık. Görmeyecek abi. İyi bari mutlu öleceğiz yani. Yani öyle tahmin ediyor. Öyle umuyorum ben. Yani ama sancılı bir dönemin insanlarıyız biz. Bu konuda ısrarcıyım. Geçiş dönemi. Ve onun sancılarını çekiyoruz. Şey gibi mi? Sanayi devrimi. Evet aslında onun gibi bir sanayi devrimi bize vurdu. İçindeyiz yani. Evet. Aynen. Yani bizden önceki kuşak ilk kez internetle tanıştı. Hatta evet. Biz de ilk tanışanlarız internetle. Şimdi bununla neler yapılabileceğini biz yapay zeka ile tanışan ilk kuşak olduk. Sözünü kesiyorum hemen. Bu konuyla alakalı bir şey daha var. Senin döneminde de benim dönemimde yaşamış insan, o analog geçiş dönemindeki insanların çoğunda şöyle bir durum var. Biz internete geçiş döneminde insanlar çok fazla bilgisayar başında geçirdiler. Evet. Ve bu... Galiba tren geçti. Abi az önce sen diploma dedin. Geldi alacaklaştın. Alacaklar bizi. Senin de benim dönemimde yaşadığımız şey çok fazla internet ve bilgisayar kullanımı vardı. Hı hı. Ve bu bilgisayar kullanımındayken çocuklara, ebeveynlere sürekli bir baskı kurdular. Onun başında durma, onun başında vakit geçirme, onun başında izleme. Ve şu an gördüğüm bir şey var. Bütün yaşlılar bağımlı olmuş durumda. Kesinlikle öyle. Ya buradan aslında bunu söylediğim için annem bana çok kızacak ama. Oğlum dalga mı geçiyorsunuz bizimle? Anneme ilk kez aldım. Apple'ın bu tabletleri var ya. İlk kez ondan aldığımda baktı tamam ya ben kullanamam bunu falan filan dedi. Abi aradan işte birkaç sene geçti. Hatta bayağı bir sene geçti. Evde yaktığımız tencere ve çaydanlık sayısını hesaplıyor. Abi yaramıyor. Size yaramıyor. Bakın arkadaşlar. Tamamen tableti, bilgisayarı her şeyi bırakın yani. Evet yani. Biz onu atlattık zaten. Biraz sert girdiler onlar. Sonradan girince böyle bir açlıkla. Aynen. Böyle şeylere falan yorum yapıyor. Çok tatlı, kıyamam. Yemek videoları falan izliyor. Evet. Çok güzel paylaşımlar. Devamını diliyorum falan diye böyle tatlı yorumlar yapıyor altına. Öyle seviyorum ama onu, bu şeyleri, hallerini. Çok fazla şu anda bağımlı oldukları için yani yemekte, işte gittiğimiz ortamlarda da çok fazla başını kaldırmadan seninle sohbet etmeye çalışan insanlar. Evet ya, çok sinir bozucu ya. Yapmayın abi bunu işte, yapmayın artık. Ya biz ya dışarı sizinle beraber konuşabilmek için çıkıyoruz yani. Bir de ya ben şeyden çok rahatsız oluyorum ya, bunun aslında çok ilintili. Abi bir yerde oturduk, kahve içiyoruz ya da bir şeyler atıştıracağız ve sohbet edeceğiz. Abi tak telefonunu çıkartıp hemen selfie çekme, seni de içine sokma sormadan falan. Yani abi biz bunun için mi geldik buraya, fotoğraf çekilmek için mi? Çoğu da kaybediyor. Mesela çok rahatsız oluyorum bundan ya. İnsanlar konsere ve festivale gidiyor. İnanılmaz konserler dinliyor. Ama işte artık izlemiyorlar o konserleri, dinlemiyorlar. Abi ben onda değilim. Prodüksiyon yapıyorlar adamlar zaten. Hani 5 kamera, 10 kamera neyse koyuyorlar, döşüyorlar oraya. Evet. Sen açıp zaten bunu YouTube'dan izleyebilirsin. Evet. Yani böyle bir şansın var. O dandik cep telefonuna kaydettiğin. Ya düşünsene karşında abi şey var yani, o starın gerçeği var. Evet. Sen cep telefonu ekranından bakıyorsun. Böyle. Kaybetmeyelim o duygu, his zaten orada kayboluyor bence yani. Tamamen yok oluyor. Bunu... Çok garip ya. Evet. Ya bunu da hani kimse düşünmüyor. Ya da tamam abi 3 saniye çek, o story'ni at. Orada olduğunu, ne kadar eğlenceli bir insan olduğunu, ne kadar sosyal olduğunu, ne kadar zengin olduğunu 3 saniye göster. Ondan sonra tadını çıkar ya konserin ama. Bir de konserde flash yakıp herkesi. Evet. Trabzon'dan sonra mı oldu bu acaba? Eskiden şey vardı ya, çakmak yakılırdı ya 90'lar abi yani. Çakmak yaksınlar abi, gaz gitsin ne olacak ya. Yapmayın artık ışıkları. O oradan kalmış. Onu hani samimi buluyorum da abi, bütün konseri, bir de mesela story paylaşanlar var. Konsere gidiyor. Arka arkaya 65 tane story'si var böyle. Bütün konseri çekmiş. Yapma arkadaşım ya, yapma. Çok izle, o kadar izlemek istesem zaten kendim giderim konsere. Sen şeysin ya, böyle bir elit zevklerin var galiba. Yok senin. Deniyorum sadece. Ya her şeyi deniyorum. Mesela ama yaptığım kadar yapıyorum. Sushi sevdin mi abi sen? Sushi seviyorum. Bu arada ben sushi'yi tanıştığım zaman yani bana hiç görev bir şey olduğunu düşünmüyordum. Hı hı. Sonra birkaç kere daha denemek istedim. Ve ondan sonra aralarında bazılarını bayılmaya başladım. Yani hani yemem lazım falan. Yani denediklerim hep çok iğrenç geldi bana. Hani mesela ilkinde olmadı ama belki ikincisinde, üçüncüsünde. Çok zorlamak gerekiyor da olabilir. Abi işte zorlamam gerekiyorsa demek ki yememem gerekiyordur gibi bir algı var bende. Mesela de yedim ben. Tadına baktım daha doğrusu. Siyah havyar.
Evet, o iğrenç bir şeydi ya. Evet. Gerçekten iğrenç bir şeydi. O herkesin damak zevkine göre değişiyor sanırım. Bir tane uçak filmi düşünelim. Pilot, pilot uçağı kaldıracak. Sahne bu. Tamam. Sonra da oradaki tuşlara basması gerekiyor. Tamam. İşte sen gidip orada herhangi bir tuşa bastırırsan mesela ayaklarını kapatıyor mesela. Tamam. Yerdeyken ayakta kapatma tuşuna bastığını düşün. Ha bu ya tamam şey, şey durumu abi. Hani pilot şey diyecek abi. İzleyen bir pilot. Abi. Yani tamam sen ama, niye ona basıyorsun? Ya iyi de bunu işte yaptığın o filmi kaç tane pilot izleyecek? 3. Kaç tane bu tuşun ne işe yaradığını bilmeyen kişi? Sen ne kadar insan kazanırsam okeyim desin o zaman. Tabii abi yani çünkü hani sinemasal şeye o dramatik yapıya ne uyuyorsa mesela tuş oradaki tuş değil de elinin açısı yanlış. Şuradaki tuşa basması gerekiyor. Abi oradakine bastın o zaman. Yani izleyenlerin %99.9.9'u onun hangi tuş olduğunu zaten bilmiyor yani. Tamamen o zaman şey yapabiliriz bu durumu. Bence saçmalayabiliriz diyorsun. Tabii ki abi tabii ki. Ya yani saçmalamıyor muyuz zaten? Yani evet saçmalıyoruz da bazı gerçekçilik arayan insanlar oluyor. Yani bizim işimiz illüzyon ya. Onlar film izlemiyorlar. Onlar hata bulmak için izliyorlar. Evet zaten onlarla... Sorun onlarda yani. Sorun onlarda onu biliyoruz zaten. Ama bu sorunlu insanları birazcık da yönlendirmek gerekmiyor mu yani? Hayır gerekmiyor. Ben bilmiyorum. Şey değilim onlara hani ekstra ya burası böyle. Ya en son şeyi mesela öğrendim. Interstellar filmi için Christopher Nolan şey yapmış... Bir fizikçiyle çalışmışlar bu işte şeyin kara deliklerinin nasıl görüneceğini yaklaştığın zaman nasıl görüneceğini hesaplamak için bir sürü yeni yeni denklemler, formüller bir şeyler. Abi şimdi Christopher Nolan'ın böyle bir şov kafası var zaten. Evet. Tamam mı? Hani ben gerçek uçak patlatırım abi falan. Ya tamam baba. Harcadığı zaten inanılmaz bütçeler. Tamam işte yani yap. Paran varsa yap abi. Egonu tatmin et. Hiçbir itirazım yok. Ama yani o kara delik sahnesindeki bulutlar gerçek değil de hayal, yani gerçeğe yakın değil de hayal ürünü olsa ne değişecekti yani? Temel şeyleri atlama yeter ya. Çok da yani o işin işte PR'ı biraz ya. O işin şovu yani. O zaman şey diyebiliriz. İşte sihirbazın ikiye insanı böldüğü sahne var evet, ya. Evet. Ya adam da altına giriyor işte bunun. E tamam onun demek gerçek de aynı olduğu. O zaman. Evet, aynı yani. Evet. Zaten hani buna geliyoruz. E tabii yani Lumière kardeşlerin yaptığı filmleri düşün. Evet. Tamam biliyoruz yani neyin ne olduğunu ama yine de bununla eğlenebiliyoruz. İşte film izlemekle ilgili bazı insanların böyle problemi var. Ya orası hatalı. Ya ulan Allah Allah. Bu işte bayağı moral bozan bir şey. Bu arada hani reklamda da karşılaştığım bir durum var. Yani reklamı bu kafayla izleyen insanlar olduğunu bilmiyordum ben var, mesela. Var. Mesela kurumsallarda inanılmaz var bu durum. Markadan işte bize şey geliyor. Orası ama oraya basınca o olmuyor yani falan. E tamam bunu senin kaç müşterin biliyor? Bilmiyor. İşte, yani eğer sektörel bir şey yapıyorsan ama... Bu belki sorun yaratabilir. Ya belki reklamda evet hani evet. Bir cihazın tuşu vesairesi bilmem nesi için önemli olabilir bilmiyorum ama yani bir hikaye anlatıyorsan hikayede bu tür detayları yani şeyi kaçırırsın ya. Ne o? Tadını kaçırırsın yani. Düşünsene Life of Pi'yi düşün. Hiçbir şey gerçek olamayacak durumda ama ne kadar keyifli izliyorsun yani. Ama işte orada her şey gerçek değil zaten. Bir gerçeklik aradığın bir film değil. Gerçeklik tamam. Aradın yani daha dramatik yapıda olan filmlerden bahsediyorum. Tamam. Ben. Onlardan da örnek verelim abi. Tamam. Az önce şeyi konuştuk. Kuzuların sessizliğinden bahsettik. Hı-hı. Hannibal Lecter karakteri. İşte ilk dedektifin Hannibal Lecter'la karşı karşıya oturması. Koridorda giderken biliyorsun bütün şeylerin ışıkları çok kapalıdır. En sonda Hannibal Lecter'ın şeyi vardır, hücresi vardır. Onun ışıkları da çok açıktır. Yani bu realistik bir şey değil. Değil. Gerçekte böyle yapmaları normalde herkesin ışığı aynıdır. Aynıdır. Tamam. Her yer aydınlıktır. E şimdi hani ben bir psikiyatr vesaire olmamama rağmen ya da işte bir cezaevi müdürü olmasam da bunun böyle olmayacağını biliyorum. Ama filmi izlerken bu duyguyla izlersen bir tadı vesairesi kalmayacak yani gerek yok. Bir de benim en çok yaşadığım sorunlardan bir tanesi mekanlar bizim kendi mekanlarımızda gerçekliğine uymuyor. Yani Avrupa'da işte Hollywood'da ya da izlediğimiz filmlerdeki mekanların aynısını yapmaya çalışıyoruz evet, mesela. Evet. O da olmuyor zaten. O da olmuyor. Olmuyor. Yani mesela bir polis merkezindeki çekeceğim sahne için işte ne bileyim oradaki tamamen işte adamın oturduğu masadan tut işte ya eğer arka sokaklar gibi bir şey çekmiyorsam daha işte atmosferi olan
ışığı falan ayarlanmış bir şekilde çekiyorsan atmosferi farklı olsun diye onu yapıyoruz. Ama bu da yine mesela gerçeklikten çok uzak. Evet. Evet. Yani çok sık deneyimlediğimiz, ya aslında şöyle bir denge bulabiliriz sanırım. Çok sık gördüğümüz ve deneyimlediğimiz şeylerde evet bu tür detaylara dikkat etmek gerekiyor. Evet. Ama hani çoğumuzun hiçbir yani, zaman deneyimlemeyeceği şeylerde bu tür detaylara dikkat etmenin çok anlamı yok. Mesela vergi dairesinde kiaroskuro ışıkla çekmeye gerek var mı? Evet. Hani bunun gibi. Onun doğru. Gibi. Doğru. Doğru. Ama hani fantastikse de güzel olur. Güzel olurmuş. Ya. Bak şimdi canlandırdım. Tam vergimi abi, ödüyorum. Şeyler, vergi kağıtlar falan böyle. Tam bir Rembrandt ışığı falan. Hüzmeler geliyor. Bir de imza atılmamalı mesela. Mühür basılmalı. Evet. Falan. Bam bam. Güzel olmuş gerçekten. Böyle bir sahne çekelim. Çekelim.